Sayın Rektör Yardımcılarım, değerli öğretim üyeleri, değerli dinleyicilerimiz, hoş geldiniz. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102. yıl dönümü ve biz bugün Atamer olarak düzenlediğimiz bu toplantımızda Atatürk'ün Bandırma'ya vapuruna binip gidişini değil, Bandırma vapuruna binene kadarki planlarını anlatmak istedik. Daha doğrusu o planların yapıldığı karargah, yani Şişli'deki evden bahsetmek istedik, o gizemli evden. Atatürk Bandırma vapuruna binmeden önce 6 ay kadar İstanbul'da bir çalışması var. Bu 6 ayın 5 ayını da bu karargahta geçiriyor. Ben şahsen bu evi gezmiştim. Bugün de gezdiğim zaman çektiğim fotoğrafları sizlerle paylaşmak istedim. Hem de bu evin gizemini ortaya çıkarmak istedim. Neden plan yapma gereği duydu sorusunun cevabı aslında nutukta çok açık bir şekilde ifade ediyor Atatürk ve diyor ki nutukta, memleketin durumu korkunçtu. İşte o memleketin durumunun korkunçluğunu ortadan kaldırmak için yapıyor bu planlarını. Birinci Dünya Savaşı bitmiş, mütareke imzalanmış. Mütareke imzalandıktan sonra memleket dört bir taraftan işgal edilmeye başlamış. Atatürk o sıralarda Adana'da raporlar yazıyor ve Adana'dan İstanbul'a geliyor. Hepimizin bildiği çok önemli cümlesini söylediği zamanlardan biridir bu. Trene biner, garda trenden iner, hemen orada Kartal İstinbot'una binip Sirkeci'ye geçecek ve orada gördüğü manzarada o ünlü cümlesini söyleyecek. Geldikleri gibi giderler. İşte o geldikleri gibi giderler kısmının bütün planlarının yapıldığı yerdir İstanbul. Bu ev bugün müze olarak gezilebiliyor. Fakat tek karargah Şişli değil, birkaç evi daha var. Fakat 5 ay kaldığı, en çok kaldığı ev de burası oluyor. Atatürk Şişli'deki eve geçmeden önce kendini ilk olarak bulduğu yer, bir başka karargahı var. Orası Perapalos Oteli. Önce oradan başlamak istiyorum. Slide'ımı bir değiştireyim. Evet, bu fotoğrafları ben çekmiştim ve her bir fotoğrafı paylaşmamın özel bir sebebi var bugün. Perapalos Oteli'ni Atatürk'ün seçmesinin önemli birkaç sebebi var. Tam 33 gün Perapalos Oteli'nde kalacak ve özel görüşmeler yapacak. Geldi. Yani Kurtuluş Savaşı'nın... siz oradan kapatırsanız... Ben de, evet. Çok özür dilerim, sesler yankılanıyor. Hemen inşallah çıkabilirim. Hocam çok teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Bluetooth'u kapat. İşte abla. Sağ olun Fikret Bey. Evet, teknik aksaklık için kusura bakmayın lütfen. Perapalas'tan devam ediyorum. 33 gün boyunca Perapalas'ta kalacak. Ve 33 gün boyunca Perapalas'ta çok önemli görüşmeler geliyor yapacak. Geliyor ama çok az geliyor ses. Kulaklığı taksak. Fikret Bey, sesinizi kendinize bakın. Tamam. Kusura bakmayın, Perapalas'tan devam etmek istiyorum. Perapalas'ta 101 numaralı oda Atatürk'ün odasıdır. Bugün müze oda olarak zaten açıktır. Günün belirli günlerinde açılıyor. Sağda gördüğünüz fotoğraf Atatürk'ün gizli planlarını yaptığı oda. Sunumumun sonuna doğru bu odanın içini de size göstereceğim. Ortada gördüğünüz fotoğraf ise çok mühim çünkü her bir kapı bir odanın kapısıdır. Atatürk'ün Perapalas'ı seçmesinin sebebidir zaten bu fotoğraf. Ve işgalcilerin özellikle İngiliz ve Fransız işgalcilerin kaldıkları odalardır burası. Oteldeki tam 80 odayı kiralıyorlar ve Atatürk onlara yakın olmak için önce Perapalas'ı tercih ediyor. Şişli'deki eve gitmeden önce. Şunu mutlaka söylemem gerekir. Perapalas çok pahalı bir oteldir. Ve Atatürk'ün burada kalmak için kısraklarını sattığını mutlaka altını çizmek gerekiyor. Çünkü satacak ve bunun için belli bir para getirmesi gerekecek. Şimdi İngiliz ve Fransız işgal kuvvetleri Perapalas'ta kalıyor. Ve 33 gün boyunca Atatürk burada. Daha sonra Şişli'ye taşındıktan sonra bile bazı görüşmeler için yine Perapalas'a gelecek. Çünkü Atatürk'ün arkadaşıdır Perapalas'ın müdürü ve ona özel bir ortam sağlayacak. Sol alttaki fotoğrafı yine özellikle paylaştım. Bu bugün benim çektiğim günümüzdeki bir fotoğraf gazetelerden anlayacağınız gibi. Fakat o gazetelerin olmasının bir sebebi var. Atatürk burada o dönemin en ünlü gazetelerinden biri olan Daily Mail gazetesinin muhabiri ile görüşüyor. Yani bir İngiliz gazeteciyle görüşüyor. Ve o İngiliz gazeteciye çok önemli bir şey söylüyor. Gördüğü o korkunç manzarayı mutlaka düzelteceğini söylüyor. Vatanı baştan tekrar eski haline yani düzelteceğini ve baştan değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. İkinci görüştüğü kişi bir general olacak. Sir Birdwood isminde bir general olacak. Ve o generale şöyle önlü bir cümle söyleyecek. Çanakkale'yi nasıl kazandıysak aynı bu şekilde burada yaptığım planları da o şekilde kazanacağız der. Bütün bunlar yapılırken tabii Samsun görevi yoktur.
Bir başka general, hepimizin çok iyi bildiği çok ünlü bir general, General Harrington. General Harrington'la da burada bir görüşme yapıyor Atatürk. Dolayısıyla işgalcilere yakın olmak için tercih ettiği Pera Palas'ta ağırlıklı olarak onlarla görüşüyor. Şimdi burada iki ayrı görüşmesi var. Bu görüşmeyi Atatürk görüştüğü kişiyi nutukta bile özel olarak bahsetmiştir o kişiden. Ve Rahip Freeburg kişinin. Her ne kadar isminin önünde rahip unvanı da olsa rahip İngiliz Muhitleri Cemiyeti üyesidir. Dolayısıyla İngilizlere yakındır ve iki ayrı görüşme yapacaktır Rahip Freeburg'la. Şimdi ilk baştaki görüşmeler görüldüğü üzere daha ziyade işgalcilerle yaptığı görüşmeler, karşı taraflı olan görüşmeler. Fakat Atatürk burada Kurtuluş Savaşı'nın temel planlarından birini gerçekleştirecek. Şöyle ki kendisine yakın olanlarla da görüşecek. Şimdi iki önemli insan, Yeni Bahçeli Şükrü ve Topkapılı Cambaz Mehmet. Her ikisi de gizli cemiyet üyesidir. Yeni Bahçeli Şükrü Karakol Cemiyeti'nin üyesidir. Topkapılı Cambaz Mehmet ise Mimmim grubunun üyesidir. Şimdi bu gruplar ne? Bunlar Kurtuluş Savaşı'nın yeraltı örgütleri. Yani burada Pera Palas'ta Atatürk bu örgütleri de kurmaya başlar. Topkapılı Cambaz Mehmet'le daha sonra Şişli'de de görüşecek. Hem Şişli'de hem Pera Palas'ta görüşmeleri var. Şimdi bu özellikle Mimmim grubunun şifreleri kullanması Kurtuluş Savaşı'nın şifreleri açısından da çok önemlidir. Şimdi Mimmim bir şifre. Min eski alfabedeki M harfini karşılıyor. Dolayısıyla iki tane M harfinin yan yana gelmesidir. Yani milli müdafaa, yani günümüzdeki tabirle milli mücadele demektir. Dolayısıyla milli mücadelenin şifrelerini Mehmet Bey'le konuşuyor. Zaten Atatürk'le çok eskiden beri arkadaşlardır. Orada Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var. Şöyle der Mehmet Bey'e, hadi Mehmet göster cambazlığını der. Çünkü cambazlık yaparmış. Zaten istihbaratın da başına geçecek Topkapılı Cambaz Mehmet daha sonraki zamanlarda demir şifresini kullanacak. Çünkü dediğim gibi Karakol Cemiyeti ve Mimim grubu Kurtuluş Savaşı'nın yeraltı örgütleridir. Demir şifresini kullanacak ve bundan sonra bu gruba dahil olan herhangi bir kişi Şişli'deki eve girmek isterken, çünkü birazdan Şişli'ye geçecek, Şişli'deki eve girmek isterken 333 şifresini kullanacak. Zaten Kurtuluş Savaşı telgrafları dahil olmak üzere tamamen bir şifreler bütünüdür. Şimdi Pera Palas'ta sadece 33 gün var. Daha sonra Şişli'deki eve geçecek. Ama bu arada bir ev daha var. Bu evi biz Başkent Üniversitesi mensupları çok iyi biliriz. Akaretler'deki evi var. Çünkü bu evin bir reprizi bizim kampüsümüzdedir. Ortada beyaz gördüğümüz bizim kampüsten çekilme bir fotoğrafımız. Sağda gördüğümüz ise gerçek, Akaretler'deki gerçek evi. Beşiktaş Akaretler'deki ev. 2010 yılından beri müze ev olarak kullanılıyor. Aşağıdaki fotoğrafımız yine kampüsümüzden çekilmiş bir fotoğrafımızdır. Şimdi bu eve ailesini yerleştiriyor. Zübeyde Hanım'ı yerleştiriyor. Biz kampüsümüzde Abdurrahim Tunçak müzeyli olarak yani manevi oğlun ismini kullanıyoruz. Zübeyde Hanım'ın yardımcısı Ayşe abla var. Ayşe ablayı ve Makbule Hanım'ı yerleştiriyor. Şimdi bugünkü sunumumuz için neden önemli bu ev? Çünkü bu evde Şişli'de yapamadığı gizli görüşmeleri de yapacak. Ve işgal kuvvetleri iki kere bu evi basacaklar. İki kere Akaretler'deki evi, bir kere de Şişli'deki evin kapısına gelecekler. Yani çok çok kilit kararlar Akaretler'deki evde verilmiştir. Daha sonra bu baskın olduktan sonra ailesini Şişli'ye getirecek. 16 Aralık günü Atatürk artık Şişli'deki evine geçer. Bu gördüğünüz Şişli'deki ev yani esas karargah değişik zamanlarda çekilmiş fotoğrafı. Günümüzde hala pembe şeklindedir. Ben yaklaşık bir 5 sene önce gelmiştim. Alev Coşkun'un muhteşem bir tabiri vardır bu evle ilgili. İpek böceği ve koza der. Yani şunu demek ister. Atatürk bu evde bir ipek böceğinin sabrıyla, ayrıntısıyla ve ölümü göze alarak kozasını örmüştür der. Çünkü ipek böcekleri de daha sonra ölüyorlar. Dolayısıyla ölümü göze alarak bu kozasını bu evde örmüştür der. Esasen 5 katlıdır bu ev. Fakat Atatürk 3 katını ağırlıklı kullanır. En üstte gördüğünüz balkonlu daireye daha sonra Zübeyde Hanım'ı yerleştireceği dairedir en üstte gördüğünüz. Bir Ermeni'ye aitmiş daha önceleri. Fakat sonra şehir emaneti tarafından alınıyor. 1940'lı yıllarda da Lütfü Kırdar tarafından müze eve çevriliyor. Günümüzde ise Atatürk'ün özel eşyalarını görebileceğimiz çok özel ve gün boyu açık olan, ücretsiz gezilebilen çok önemli bir evdir Şişli'deki ev. Şimdi içeriye bakalım. Giriş katını Atatürk kabul odası olarak kullanır. Giriş katını. Orta kat bütün kararların verildiği, gizli toplantıların yapıldığı, yine Alev Coşkun ve Sinan Meydan'ın ortak tabiriyle perdelerin hiç açılmadığı, ışıkların hiç sönmediği, 5 ay boyunca kurtuluş planlarının yapıldığı odadır burası. Şimdi oda sağ tarafta gördüğünüz oda, girişi burası odanın.
Atatürk'ün orada bir bal mumu heykeli var. Elimdeki haritayı sunumun sonunda sizinle paylaşacağım. Orta tarafta kapıyı görüyoruz. Sol yukarıda ise Gazi Mustafa Kemal Paşa yazıyor. Vatanın kurtuluşunu 1335 senesinde bu evde hazırladı diyor. Ve burada temel olarak çok önemli kararlar alınıyor. Tabii bir ekip ruhuyla yapılıyor bunlar. Örneğin siyasal kararlar alınıyor. Bir. İki, ihtilalci kararlar alınıyor. Daha Samsun görevi yoktur bunlar yapılırken. İhtilalci kararlar alınıyor. Üç, basın propagandası yapılıyor. Bildiğiniz gibi Atatürk Minder Gazetesi'nin kurucu ortağıdır. Basın propagandası. İki, Dersaadet Gazetesi'nde az evvel Mimin grubunda söylemiştim. Şifreli resimler çiziliyor Dersaadet Gazetesi için ve şifreyle haberleşmeler yapılıyor. Dolayısıyla bu evin, bu odası artık önemli konular için kullanılacak. Perapalas'taki oteli nasıl işgalcilere yakın olmak için seçtiyse bu evi seçmesinin de bir sebebi var. Çünkü bu evin karşısında bir konak var. Ethem Paşa Konağı. O konakta İtalyan işgal kuvvetlerinin karargahıdır. Şimdi birazdan Atatürk bu odada biriyle görüşecek ve o karargaha bir ajan gönderecek ve oradan istihbarat alacak. O yüzden İngiliz ve Fransızlarla Perapalas'ta yakında, İtalyanlarla ise burada yakında olacak. Peki Atatürk ekip ruhunu, yani kimlerle görüştü bu evde ve nasıl kararlar aldı? En çok görüştüğü kişiler bizim çekirdek kadromuzdur. Yani Kurtuluş Savaşı'nın çekirdek kadrosu. Her yerde ismini duyduğumuz, asker kökenli, hürriyeti savunan ve her biri birer cephe komutanı olan çok önemli kişilerdir. Bazen birlikte görüşür, bazen tek tek görüşür. İsmet Paşa, Refet Bele, Ali Fuat, Davut Korbay, Karabekir Paşa, Fethi Okyar ve Cevat Abbas gibi. Cevat Abbas başyaveri ama çekirdek kadroda olmasının bir sebebi var. Çünkü Cevat Abbas Şişli'de konaklar. Diğerleri gelip giderler. Ve biz anılarından, Cevat Abbas'ın anılarından Şişli'de olup bitenleri öğreniriz. Aynı şekilde Bandırma Vapuru'na da Atatürk'le birlikte binecek zaten Cevat Abbas. Bir önemli bir şey söylemek isterim. Günümüzle, konumuzla ilgili Cevat Abbas'ın Cumhuriyet'ten sonra bugün günümüzde 19 Mayıs'ların spor bayramı olarak kutlanmasına öncülük edecek kişi Cevat Abbas olacak. Çünkü Ateş Güneş Spor Kulübü'nün başına gelip 24 Nisan 1935'te Atatürk Spor Günü düzenleyecek ve ondan sonra artık spor bayramı olarak anılacak. Dolayısıyla diğerleri cephe komutanlarıdır. Hepsiyle özel bir görüşmesi var. Bir de genel görüşmeleri var. Şimdi özel görüşmede İsmet Paşa'ya şunu söylemiş. Bir plan yapacaklar. Birazdan genel görüşmeden bahsedeceğim. Ve İsmet Paşa'ya demiş ki planlarımızı uygulamaya koyduğumuz andan itibaren sen biraz daha İstanbul'da kalacaksın. Ona verdiği özel karar budur. Refet Bele ile yaptığı özel görüşmede Refet Paşa ona bir harita getirmiştir ve ona bir öneride bulunur Atatürk'e. Refet Bele der ki biz yepyeni bir hükümet kuralım ve bunu İstanbul'da kuralım. Atatürk bunu kabul etmez. Ama Refet Bey'in getirdiği haritalar üzerinden yeni bir yol bulacaklar. Fuat, Şişli'nin en kilit isimlerinden biridir. O kadar kilit bir isimdir ki ayrıca akaretlerle de görüşeceği kişilerden biridir. Aynı Fethi Okyar gibi. Fethi Okyar da çok kilit isimlerden biridir. Genel önemli kararlar hep ikisiyle birlikte verilmiştir. Kazım Karabekir ile ilgili yaptığı görüşmede özel bir durumu var Atatürk'ün. Çünkü Kazım Karabekir Şişli'ye geldiğinde Atatürk ameliyat olmuştu. Hem mide rahatsızlıklarını hem kulak iltihabını bu evde geçiriyor. Şunu demek istiyorum. Hastayken bile kurtuluş planları yapmıştır Atatürk. Dolayısıyla Karabekir'le olan özel konuşmasıyla ilgili pek anılarında bir şey öğrenemiyoruz. Kazım Karabekir'in anılarında var ama o biraz daha farklı değerlendiriyor durumu. Rauf Orbay, özellikle sivil bir fotoğrafını koydum çünkü Şişli'deki görüşmeden sonra istifa edecek Rauf Orbay ve ondan sonra yoluna devam edecek. Bunlar çekirdek kadro. Peki çekirdek kadroyla ne karar alındı? İki önemli karar var çekirdek kadroda. Biri Samsun görevi öncesi, diğeri Samsun görevi sonrası. Samsun görevi öncesi alınan karar Refet Bele'nin haritalarına bağlı. İsmet Paşa yanında pergel taşırmış. Refet Bele'nin getirdiği haritaların üzerine bir pergel koyuyorlar ve bir yol bulmaya çalışıyorlar. Anadolu'ya geçiş yolu. Ve o yolu da hesaplamalar sonunda şu olarak karar veriyorlar. Gebze-Kocaeli yolu Kurtuluş Planı'nın, Kurtuluş Savaşı'nın gidiş yolu olacaktı. Çünkü henüz Samsun görevi yoktu. Ve o Gebze-Kocaeli yolu Samsun görevi geldikten sonra bile gizli bir yol olarak kullanıldı. Hatta Adnan Adıvar, eşi Halide Hanım ikisi birden bu yolu kullanarak Anadolu'ya geçecekler. Bu Gebze-Kocaeli yolu İnebolu'ya bağlanıyor. Oraya da Yahya Kaptan görevlendiriliyor. Bu yolu da Enver Behnen Şapolyo çok güzel anlatıyor. Onun ağzından anlatmak isterim. Şöyle söyler Enver Behnen Şapolyo. Elimize bir kuruş büyüklüğünde bir kağıt verdiler der. O kağıt bizim şifremizdi ve o şifremizle birlikte biz o yola çıkacaktık. Yol her ne kadar daha sonra
Kurtuluş Savaşı'nın giriş yolu olarak kullanılmayacaksa da Atatürk'ün, Cevat Abbas'ın deyimiyle hep yedek planı olarak kalmıştır. Dolayısıyla ilk yol Gebze-Kocaeli yoludur. Şimdi diğer karar, diğer çekirdek kadronun aldığı diğer karar Samsun görevinden sonra alınan karardır. Enver Beynel Şapolya'nın anlattığı o bir kuruş büyüklüğündeki kağıt. O kağıt bir mühürle kapalıdır ve içinde bir şifre yazar. O şifre Kurtuluş Savaşı'nın şifresidir. Çekirdek kadronun aldığı kararlardan biri. Kurtuluş Savaşı'nın şifresi Nuh olarak belirlenmiştir. Çünkü bu şifre çok şey anlatır aslında. Samsun görevinden sonra. Nuh peygamber dışarıdaki tufandan canlı hayatın devamı için bir gemi inşa etmişti. Dışarıda bir tufan vardı. Şimdi ise dışarıda çok başka bir tufan var. Şimdi dışarıda işgal var. Şimdi de Türk milletinin bağımsız hayatını devam etmesi söz konusu. Dolayısıyla bir şifre şöyle belirleniyor. İşgal, tufan, bandırma vapuru, Nuh'un gemisi, canlı hayatın devamı Türk milletinin hayatının devamı olarak şifreleniyor. Dolayısıyla çekirdek kadronun çalışmaları çok önemli olacak Şişli'deki evde yaklaşık 5 ay. Peki çekirdek kadronun dışında nasıl bir kararlar alındı? Benim en sevdiğim Kurtuluş Savaşı figürlerinden biri Mevlide Celaleddin. Bir kadın ajandır. Abdülhamit'in kız kardeşinin torunudur. Ama buna rağmen Atatürk'e ajanlık yapmıştır. Az evvel bahsettiğim o karşıdaki Ethem Paşa konağında bir balo düzenlenecek. Atatürk'ün Şişli'de verdiği görev sonucu bu baloya girecek ve istihbarat alacak. Önce biraz telaşlanmış, demiş ki ben nasıl yapacağım bunu, ama üstünü başını değiştiriyor. Baloya uygun bir şekilde giyiniyor ve karşıdaki Ethem Paşa konağının balosuna içine sızıyor. Kara Kemal iddiaçıdır esasen, karakol cemiyeti üyesidir. Atatürk'e bir öneriyle geliyor Kara Kemal. Diyor ki hükümeti düşürelim, ihtilalci bir fikir. Atatürk diyor ki olmaz. Peki ne yapalım? İkisi ortak Şişli'de bir karar veriyorlar. Yepyeni gizli bir cemiyet kuruyorlar. Ay Yıldız Cemiyeti. Ve o Ay Yıldız Cemiyeti Kurtuluş Savaşı'nın yeraltı örgütlerinden biri olarak tarihe geçecek. Padişah Vahdettin hepimizin çok iyi bildiği. Bazı araştırmacılar Atatürk'ün Vahdettin'le hiç görüşmediğini söyler. Fakat bu yanlış bir bilgi. 6 kere görüşmüştür Vahdettin'le. Hatta Samsun'a gitmeden, vapura binmeden önce son kez bile Vahdettin'le görüşmüştür. Peki neden? Ne görüşmüştür? Birincisi, Atatürk kendisi Harbiye Nazırı olmak istiyor. Neden? Çünkü elimizde kaynak var ve o kaynakları Anadolu'ya geçirmek istiyor. İki, Vahdettin halifedir aynı zamanda. Dolayısıyla eğer halifeyi Anadolu'ya geçirebilirse insanların güvenini sağlayabilir. Üç, Vahdettin'e vatanın kurtarılabileceğini anlatıyor. Ama bunlar tabii sadece konuşmada kalacak. Topkapılı Cambaz Mehmet az evvel Pera Palas'ta görüşmüştü. Şimdi Şişli'de birlikteler Cambaz Mehmet'le ve Şişli'deki görüşmede Cambaz Mehmet'le şu kararı alıyorlar. İstihbarat ağı kurun. Bütün istihbarat ağının başına geçecek Cambaz Mehmet ve hatta öyle bir başına geçecek ki İngiliz Muhitleri Cemiyeti'nin içine sızacak ve İngilizlerden istihbarat getirecek. Mehmet Ali Bey daha sonra geride soyadını alacak. Dönemin Dahiliye Nazırı'dır. Sadece onun fotoğrafını paylaştım ama bütün nazırlarla tek tek görüşür aslında Atatürk. Mehmet Ali Bey görüşmesi önemli. Çünkü bir kahve içerek görüşmüşler Mehmet Ali Bey'le. Ve Mehmet Ali Bey'le yaptığı görüşmenin sonunda Mehmet Ali Bey'in o kahvenin son yudumunu alırken Atatürk'ün kurtuluş planlarını sanki böyle bir yaklaşmış gibi hissettiği anılarda yazıyor. Ve Damat Ferit, iki kere de Damat Ferit'le görüşecek. Ondan sonra artık kendi planladığı Gebze-Kocaeli yolundan Kurtuluş Savaşı'nı başlatacaktı. Şimdi genel olarak baktığımız zaman Atatürk Şişli'deyken hükümetle görüşmüştür. Kendine yakın kişilerle görüşmüştür. İttihatçılarla görüşmüştür. Ve işgalcilerle görüşmüştür. Herkesle görüşme yapıp Kurtuluş planını öyle devreye sokacaktır. Fakat bütün bunlar olurken beklenmedik bir şey oldu. Yani Gebze-Kocaeli yolundan gidilecekti ama öyle olmadı. Çünkü Atatürk'e Samsun görevi geldi hükümet tarafından. Şimdi 9. Ordu Müfettişliği görevi. Neden geldi bu görev? Önce neden Atatürk, daha doğrusu neden Mustafa Kemal Paşa'yı tercih ettiler? Bunun çokça sebebi var. Birincisi Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'de çok büyük bir başarı sergilemiş. Vahdettin'le eskiden beri tanışıyorlar. İsmi hırsızlığa, uğursuzluğa hiç karışmamış. Ermeni tehcirinde ismi geçmemiş. İttihatçı değil. Dolayısıyla Vahdettin'in güvenini almış durumda. Ama görevi önemli. 9. Ordu Müfettişliği görevi. Bu şu demek değil. Gidip Kurtuluş Savaşı'nı başlat demek değil bu. 9. Ordu Müfettişliği görevi, yani buna paravan görev diyorum her seferinde konuşurken. Atatürk bu paravan görevi kabul etmiştir. Aslında gidip işgalcileri değil, direnişçileri bastırmaktır. Evet, bu Mustafa Kemal Paşa'nın yapmayacağı bir şeydir. Ama paravan görevi kabul eder. Çünkü Anadolu'ya geçiş yoludur Samsun.
Sol altta gördüğünüz Atatürk'ün vizesi. O dönemlerde Samsun'a gitmek için vize alınması gerekiyordu. Nisan ayının sonunda bu görev çıkıyor. Mayıs ayının başlarında vize için başvuruluyor. Hatta Samsun'a telgraf çekiliyor. 15 Mayıs'ta vizesi çıkar. 16 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere vizede 16 Mayıs yazıyor. Ve vizenin çıktığı aynı gün İzmir işgal edilmiştir. Hepimiz çok iyi biliriz ki İzmir'in işgali Kurtuluş Savaşı'nın en tetikleyici olaylarından biridir. Paravan görevi kabul eder Atatürk. Hepimiz biliyoruz ki Samsun'a gittiği zaman çok farklı şeyler yapacak. Cevat Paşa'yla bir konuşması var beni çok etkileyen. Şöyle der Cevat Paşa: Kemal, yoksa sen orada bir şey mi yapacaksın? Mustafa Kemal Paşa cevap verir: evet, bir şey yapacağım. Yani o görevi değil, kendi görevini yerine getirecek. 16 Mayıs günü biliyoruz vapura bineceğini, fakat vapura binmeden önce 6 kişi daha var görüşeceği. Bunları özellikle anlatmak istedim, bu 6 kişiyi. Çünkü bu 6 kişi hem Şişli'de hem vapurdalar. Mesela Refet Bey de hem Şişli'de hem vapurdadır. Ama bunlardan hiç bahsetmedim şimdiye kadar. O yüzden ayrıca söylemek istiyorum. Hüsrev Paşa önemli bir insan. Zaten Gerede soyadını alıyor. İleride büyükelçi olacak. Şişli'deki konuşmalara dahil olup vapura da binecek. Doktor İbrahim Tali, aşağıdaki Doktor Behçet Adil, Doktor Refik Saydam 3 doktor olarak vapura binecek. Çünkü mide rahatsızlığı, kulak iltihabı ve önceden kaptığı İspanyol gribi devam ediyor Atatürk'ün. Ve 3 doktordaki Behçet Adil daha sonra Feyzoğlu soyadını alır. Tabip yüzbaşıdır. 3 doktor da vapurda görevlerini yerine getirecekler. İbrahim Tali'yi neden seçtiğini hiç söylemeye bile gerek yok. Çünkü ona verdiği soyadda her şey anlaşılıyor. İbrahim Tali'nin soyadı Öngören'dir. O kadar öngörülü bir kişiymiş gibi, o kadar stratejik kararlar verebiliyormuş ki Atatürk hem Şişli'de hem Bandırma Vapuru'nda onunla birlikte yoluna devam edecek. Kazım Dirik zaten İzmir suikastını engelleyen kişi olacak. Hem Şişli'de olacak hem vapurda. Doktor Refik Saydam, içinde bulunduğumuz pandemi koşullarında ismini çok duyduğumuz Sıpsız Sayın Statüsü'yle Cumhuriyet'in sağlık mimarı olarak hem Şişli'de hem vapurda görüşecek. Ve en sona İsmail Hakkı Bey bıraktım. Çünkü İsmail Hakkı Durusu Bandırma Vapuru'nun süvarisidir. Ben hususi olarak vapurlarda çalıştığım için kendisi hakkında da epey bir bilgi sahibi olmuştum. İsmail Hakkı Bey'i Şişli'ye çağırıyor Atatürk. Rotayı birlikte çiziyorlar. Ve çizdikleri rotadan gidiyorlar. Yani birçok yerde okuduğumuz veya duyduğumuz gibi İsmail Hakkı Bey tecrübesiz bir kaptan değildir. Son derece tecrübelidir. Karadeniz'in dalgalarına hakimdir ve vapuru da çizdikleri rotadan devam ederek ilerler. Dolayısıyla İsmail Hakkı Durusu hem Şişli'de hem de vapurda bizimle birlikte yolculuğumuza katılacak. Şimdi neden burada merdiven fotoğrafları var? Çünkü son gece için bu merdivenler çok önemli. 15 Mayıs gecesi Atatürk Şişli'ye geliyor. Solda da kapıyı görüyoruz. Şişli'ye gelip annesinin elini öpüyor. Kız kardeşi Makbule Hanım'a şöyle demiş: Makbuş demiş, bize bir yer sofrası hazırla, Selanik'teki gibi olsun, birlikte son kez yemek yiyelim. O gün birlikte son yemeklerini yiyorlar. Annesinin elini öpüyor. Zübeyde Hanım demiş ki, bugüne kadar nereye gittiğini çok iyi biliyordum ama şu anda nereye gittiğini ve ne yapacağını hiç bilmiyorum deyip bir hüzün çökmüş son gece. Ertesi sabah 16 Mayıs Atatürk'ün yola çıkacağı gün. O gün solda gördüğümüz kapıya sabah saatlerinde bir avukat geliyor. Ve diyor ki Atatürk'e, bir istihbarat aldık, vapuru batıracaklar. Onun verdiği istihbaratı doğrulayacak şekilde Rauf Orbay da gelip diyor ki, vapuru batırmasalar bile Kız Kulesi açıklarında durduracaklar. İki önemli istihbarat alıyor. İkisi birbirini teyitliyor. İşte merdivenleri niye koydum, neden sizinle paylaştım? Bu merdivenleri tek tek iner kapıdan çıkarken Atatürk şöyle bir şey düşünmüş: İşgalciler beni yakalarsa ne olur? Bana işkence yapabilirler, beni sürebilirler, beni tutuklayabilirler. Ama ya beni öldürürlerse? Eğer beni öldürürlerse Kurtuluş Savaşı hiçbir zaman devreye giremeyecek. Çünkü çekirdek kadrumunda, diğer kadrumunda en lideridir Atatürk. Merdivenleri inerken bunu düşünmüş. Son merdiven inip kapıya yaklaşırken demiş ki, sürülmek de, işkence görmek de, tutuklamak da hepsi benim için ölümle eşdeğerdir. Aynı ipek böceği ve koza işte böyle bir şey. Bunların hiçbir önemi yok. Önemli olan Türk milletinin bağımsızlığı diyerek bu kapıdan çıkar. Karşıda kendini bekleyen otomobile biner ve Galata Rıhtımı'na gider. Burası Galata Rıhtımı. Galata Rıhtımı'na gitmeden Fevzi Çakmak'la vedalaşıyor. Tabii ki Vahdettin'le son kez görüşüyor. Vapur Bandırma Vapuru değil, onu biraz temsili olarak koyduk. Ama gördüğünüz seyyar satıcılar, simitçiler, ayakkabı boyacıları tamamı Topkapılı Cambaz Mehmet'in adamlarıdır. Tamamı Mimim grubunun üyeleridir. Çünkü bir görevleri var, Şişli'de aldıkları görev bu. Atatürk'ü sağ salim vapura bindiğini görmeleri lazım.
Atatürk buradan bir sandala binecek, açıkta bekleyen Bandırma Vapuru'na binip gidecek. Şişli'de aldığı kararlar sebebiyle burada görevlerini yerine getiriyorlar. Hepimiz biliyoruz ki 16 Mayıs günü Atatürk öğleden sonra Bandırma Vapuru'na binecek. Aldıkları istihbaratın bir kısmı doğru olacak çünkü Kız Kulesi açıklarında durduruyorlar, gerçekten vapuru durduruyorlar. Atatürk 8 yıl bir daha hiç İstanbul'a dönmeyecek. Zaten biliyorsunuz ki Kurtuluş Savaşı başlayacak ve o gün artık Türk milletinin değişimi, Türk milletinin bağımsızlığının başladığı gün olacak. Bandırma vapuru 1878 Glasgow yapımı bir vapurdur, tek bacalıdır. Yük gemisidir ve yola çıktığında, bizim kurtuluşumuz için yola çıktığında 41 yaşındadır. Gördüğünüz Kaptan Köşkü ve vapurun başı arasında Atatürk sürekli yolculuk boyunca gidip gelip düşünmüş. Hep bunu anılardan okuyoruz. 76 kişiyle yola çıkar. Kurtuluş ekibinin 3 köhne arabası vardı. 1000 lira ödenekleri vardı. 20 yumurtaları vardı. 10 ekmek, 1 dolka peynirleri vardı. Ama kalplerinde çok büyük bir bağımsızlık aşkı vardı. İşte o bir çift mavi gözün liderliğinde, dokunduğu, girdiği her savaşı kazanan o liderin önderliğinde artık 19 Mayıs günü, önce Sinop'ta duruluyor fakat 19 Mayıs günü sabah saatlerinde Samsun'a ayak basılıyor. Sabah 8 civarlarında güneşin doğduğu saattir. Mıntıka Palas'a yerleşirler. Bugün Gazi Müzesi'dir orası ve Mıntıka Palas'ta daha önce yapılan bütün planlar ortaya çıkar. Hatta sunumumun sonuna geldiğim zaman sağda Atatürk'ün bağlama heykeli bu Şişli'de çekilmiş bir fotoğraf. Elindeki harita işte o haritalardır. Bu haritaları bizim Mıntıka Palas'a gelecek, Gazi Müzesi'ne gelecek ve o gün artık Kurtuluş Savaşı başlamış olacak. Atatürk notu 19 Mayıs'ta başlar. Benim doğum günüm der. 1919 yılının Mayıs ayının 19. günü Samsun'a çıktım der. İşte o gün zaten Kurtuluş Savaşı başlamıştır. 19 Mayıs Atatürk'e ama Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.